Murat Selan. Pimi çekilmiş aydınlar. Türkiye bir ateş çemberinin içinde olmasına rağmen aydınlarımız maalesef uzun yıllardır içinde yer aldıkları nefret çemberinin içinden çıkamadılar. Bu nefret çemberinin en büyük motivasyonu da AK Parti ve Tayyip Erdoğan AK Parti ve Tayyip Erdoğan'a olan nefretleri o kadar büyümüş ki akıllarını bile kavuruyor. Düşünemez, göremez, akledemez olmuşlar. Her biri pimi çekilmiş aydın haline gelmişler. Yanı başımızda terör örgütleri kalem gibi kullanılarak haritalar çizilmek istenirken, sınırlarımızda yeni kantonlar, yeni özerk bölgeler oluşturulmak istenirken, demografi yeniden belirlenmek istenirken onlar kalemlerini, akıllarını kiraya vermişler adeta. İçinde yabancı akademisyenlerin de bulunduğu 1100 akademisyen terör örgütlerinin propaganda dilini ve tezlerini kullanarak Türkiye'yi kendi halkına aç ve susuz bırakmakla katletmekle suçlayan ortak bildiriye imza attılar. İmzaları tek bir şey söylüyor. Katil devlet diyor. Tanıdık bir ses bu, tanıdık bir imza. Teröre destek verenlerin sesi ve imzası. O bildiriye imza atanların birçoğu sabah akşam sosyal medyada vakit geçirdikleri için Aydın gibi entelektüel gibi değil troll gibi davranıyor, troll gibi düşünüyor, troll gibi yazıyor, troll gibi manipüle ediyorlar. Kullandıkları veriler arasında hiçbir zaman kaçırılan çocuklar, kazılan çukurlar, yakılan okullar, hastaneler, iş makineleri, öldürülen öğretmenler, ateşkesi tek taraflı bozduğunu ilan eden KCK açıklamaları, PKK bölge halkı üzerine uygulanan şiddet ve baskılar vesaire yer almıyor. Türkiye'lileşme siyasetinden vazgeçip açıkça kantonlaşma, özerkleşme hatta bağımsız bir devlet kurma hedefinden söz eden bir siyasi yapı ve terör örgütü yokmuş gibi. Cizre, Silopi ve Sur'da çukur kazan, fiili özerklik ilan eden, bölgede kendi mahkemelerini kuran bir örgütlenme yokmuş gibi davranıyorlar. Bilim dünyasında bu türden adamlarına da akademisyen değil, şarlatandır. Sosyolojik karşılıkları ise her birinin aslında taşralı aydın olması. Hayır İstanbul'un taşralısı değil. Türkiye'nin herhangi bir yanındaki taşralı değil. Anadolu'lu değiller. Keşke öyle olsalar. Yerli olurlardı en azından. Değiller çünkü hiçbirinin merkezi Türkiye değil. İstanbul değil, Ankara değil. Taşralılar Avrupa'nın, Amerika'nın, Rusya'nın taşralısı. Dünya sisteminin merkezi neresi olursa olsun oranın taşralısı olarak tebarüz ediyorlar. Bazen full time ABC oluyorlar. Bazen Amerikan muhibbi, bazen Moskova uzantısı, bazen ma hocu. Sadece yerli olamıyorlar yaşadıkları. En temel buhran bu. Ülkemizde bol miktarda yetişmiş taşralı aydın var. Üniversitelerde, muhibbi derneklerinde, çeşitli yurttaş derneklerinde, strateji kuruluşlarında medyada yetişir, uluslararası fonlarla beslenir, Türkiye aleyhine tezleri yaygınlaştırırlar. Uluslararası entelektüel camiada kapıcılıktan öteye geçemedikleri için Türkiye'ye de küresel güçlerin kapıcılık görevini kabul ettirmeye çabalarlar. Bu yüzden Türkiye küresel politikalara boyun eğmeyip milli refleksler, bağımsız politikalar geliştirdiğinde değerli yalnızlık ve Ankara kriterleri örneklerinde olduğu gibi Türkiye'nin bağımsız politikalarını değersizleştirme yarışına girişirler. Türkiye'nin merkez ülke olmasını içlerine sindiremezler. Bu ülkeden bu ülkenin insanından nefret ederler. Bu taşralı aydınların, bu entelektüel işgal şebekesinin en önemli fonksiyonlarından biri toplumun zihin haritasına nüfuz ederek o düşünce haritasını işgal etmektir. Süper güçler haritaları yeniden çizerken bu şebeke eş zamanlı olarak ülkelerindeki zihin haritalarını çizme görevini üstlenir. Süper güçler coğrafi işgale yeltenirken bu şebeke otonom özellik gibi kavramları dolaşıma sokar zihin işgaline başlar. Süper güçler askeri operasyonlara başlarken bu şebeke algı operasyonları gerçekleştirir. Süper güçler terörü meşrulaştırırken bu şebeke katil devlet kavramının toplumsallaşmasını ve yerleşmesini sağlar. Bu taşralı aydınların bu entelektüel işgal şebekesinin gördüğü işlev bir tür ajanlıktır aslında. Toplum mühendisliğidir. Görevleri kitle iletişim araçları yoluyla kısa süre içinde ihalesini aldıkları bir işi yapmaya razı olmuş bir toplum inşa etmektir. Geze eylemlerinde 17-25 Aralık'ta hükümeti devirebilecek bir toplum inşa etmek için çaba harcadılar, olmadı. Bu zihin işgal şebekesinin toplum mühendisliği her seferinde Anadolu insanının irfanına tosladı, yine toslayacak. 100 yıl önce istiklal mücadelesi verilirken, milli güçler dış işgalcileri püskürtmüş, Anadolu irfanı da o günün iç işgalcisi konumundaki mandacı aydınlara karşı galip gelmişti. Yüzyıl yıl sonra bugünlerde yeniden bir hesaplaşma yaşanıyor. Türkiye'yi 100 yıllık bir hesaplaşmanın rövanşına davet ediyorlar. Türkiye ister kaba şiddet üzerinden, ister entelektüel şebekeler üzerinden olsun, coğrafi işgale de, zihinsel işgale de direnecektir ve Allah'ın izniyle bu direnişi zaferle taçlandıracaktır. Murat Selan, Yeni Şafak